çizilir gökyüzü. Soğuk ranzam yağmur taşırken bedenime, bilmiyorum gecenin hangi yerinde, bilmiyorum gecenin hangi yerinde kızıl saatlerin sırrını kucaklıyorum. Can çekişirken umutlarım göçebe bulutların yörüngesinde, seni görmeden çiziliyor gökyüzü. Ufkuma dikilen kaktüs, küfleşen dallarla, rüzgarla öykülerini yaşıyor palyaço suratlarla. Can çekişirken hayallerim, hoyrat sancıların sorgularında yıkanırken, karanlığın sesi düşüyor payıma. İğreti bakışlar sararken bedenimi, odalar dar geliyor iç burgaçlarıma. Görmek istediğim gibi gel. Gel, gel otur yanıma. Karanlığa süzülen fenerim, avuç içim, ömrün törpülenişinde sorgusuz kalp atımım. Olmasan diyorum, olmasan gurbetleşen umutların içinde, hangi sokak, hangi şehir, hangisi alır beni koynuna? Bilinmez. Yitirilmeden gururun ve aşkın çizgisi, sancılar örmeden sabahlarımı, gel, gel doğurgan umutlarınla, gel, gel tütsüleyerek, tütsüleyerek yağmur damlalarını, gel. Evet, öğrenmek hayattır programımız yine kaldığı yerden devam ediyoruz. Arada küçük nefes molaları veriyoruz arkadaşlar. Evet, dedik ki sınav hayatın sonu değil ama hayatın olmazsa olmazı. Tabii ki olacak, tabii ki engeller olacak, tabii ki zorluklar olacak ama soruları ve sorunları çözülmezmiş gibi görürsek, soruları ve sorunları asıl hayat başarısında birer basamak olarak görmez isek, bu defa soru ve sorun dediğimiz şeyler gerçekten sorun olur ve engellenemez. Dolayısıyla arkadaşlar, sınav kaygısını atmada çevresel faktörleri bir kenara bırakmamız gerekiyor. Gerçekçi olmayan mükemmeliyetçi hedefler, fazlasıyla çalışmalar, yanlış çalışma alışkanlıkları yeterince sınava hazırlanamama birer engeldir. Dolayısıyla arkadaşlar buna dikkat edeceğiz. Öğretmenlerin beklentileri, ailelerin beklentileri yüksekse bu da zarar verebiliyor. Bilhassa yani bir kurum ya da bir yer söyleyecektim ama yanlış yönlendirme yapmak istemiyorum. Bazen çocukların üzerinde yoğun stres baskı oluşturuyorlar, baskısı. Size bu kadar emek verdik, bu kadar çalıştık. Senin için bunu yaptım, şunu yaptım, çok çalış. Yapacaksın, başaracaksın, sana güveniyorum. Yapmasan hayatın sonu olacak. Bir sürü detay. Hayır arkadaşım. Emek verdik. Fazla zorlamayın. Olduğunun en mükemmelini yakalaması. Ve bugünlerde, bugün programın ilerleyen saatlerinde sizlere neler yapacaksınız bunları paylaşacağım. Ama arkadaşlar asıl yapılması gereken şu. Çok basit. Bütün programlarda ne diyoruz biz? Önce amacını belirle, amaca giden yolda makul ve mantıklı adımlar at bir. Ne yapacağız? Kendimizi zorlamadan, baskı oluşturmadan, tekrar diyorum ben, ve sakin, huzurlu, dikkatli, tam bir konsantrasyonla sınava girdiğin bir anı düşün. O anın duygusuyla sınava gir, çok daha rahat olduğunu göreceksin. Arkadaşlar, tabii anneler, babalar, ebeveynler, çocuklara şunu söylüyorsanız tehlikeli. Bu sınavı kazanmak zorundasın. Sana çok para harcadık. Kazanamazsan mahvoluruz.
falanca kazandı, sen de kazanacaksın. Bakalım sen ne yapacaksın, sınav sonuçlarını göreceğiz. Benim çocuğum falanca olacak, benim çocuğum yüksek puan alacak. Sen bu yıl kesin kazanmalısın. Önce sınavı kazan, hele sonra gezersin. Bu gidişle kazanman çok zor. Sen mi? Senden bir halt olmaz. İşte efendim, çalışmayacaksan, korkuyorsan, istemiyorsan sınava girme. Şimdi sen sınava koştur, koştur, çalıştır. Son anda bunu söyle, olmaz. Kazanamayacaksan bırak. Ya da boş ver, bu kadar masraf yapma. Bak oğlum, kızım, çalış. Çalışmıyorsan bırak. Kızım çalış, yoksa satacağım seni. Vereceğim bir tane. Bir davulcuya vereceğim. Yapmayın. O kadar çok duyuyoruz ki. Niye bunu söylüyorum? Hocam diyor, canın yandığını anlasın diyor. Canın yanacağını anlasın diyor, iyi çalışsın. Yok ya. Aynı şeyi sana söyleseler ne yaparsın diyorum ben. Bir an duraklıyor. Arkadaşlar, sınav hayatta başarılı olmanın tek yoludur. Bunu mesela çok karşılaşıyoruz. Ben bunu hani söylüyorum eğitimlerde, hani sınav hayatın tek şansı değildir diyoruz. Maalesef, maalesef ciddi bir kitle, hem de hem ebeveynlerde hem öğretmenlerde çok gördüğümüz sınav kazanmasak hayat bitti mantığıyla yaklaşıyorlar ki. Ben bu arada aslında bunu çocuğun ruh ve karakter gelişimi, anne baba tutumlarında değiniyorum ama arkadaşlar kısaca onu değineceğim. Ya lütfen diyorum ya. Herkes kendi kimliğine göre yetişsin. Bak bu cümleyi nasıl anlarsanız anlayın. Kendi kimliğine göre yetişsin. Eğer siz o kişinin gerçek kimliğini oluşturacak eğitim vermezseniz, sadece mesleği bir kimlik olarak görürseniz, ileride dönülmeyecek hatalar yapıyorsunuz arkadaşlar. O zaman başınızı nereye vurursanız vurun, çare ve çözüm değil arkadaşlar. Şimdi mesela çocuk dinleniyor evde. Bırak onu, bunu 3 soru daha çöz. Hayır, bunu söylemeyin arkadaşlar. Yeter artık işte çalış çalış diye fazla üstüne gitmeyin. Bu süreçte bırakmanızı isteyeceğim. Akademik başarı önemli ama hayat başarısı daha önemlidir arkadaşlar. Sınav öncesinde yaşanan olaylar asıl kaygıyı oluşturan faktörlerdir bizde arkadaşlar. Burada kaygı öğrencilerle birlikte isterseniz ailelere de işliyor. Ailelerin yaşadığı kaygılar çocuklara da işleyebiliyor. Burada ebeveynlere diyoruz ki sağ olun, teşekkür ediyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim umutlarımız. Onlar için gerekli mücadeleyi verdik arkadaşlar. Şimdi sınava girip en güzel şekilde yapmasını bekleyin. Son anda, bak son anda dikkat et demeniz çare değildir. Son anda dikkat et derseniz isterseniz hata yapar. Sürekli ikaz ne yapar? Streslenme stres faktörünü oluşturur. Sürekli hata yapma korkusu kişide hatayı oluşturur. Bu şuna benziyor. Bir hikaye anlatılır. Amerika'da bir şirkette çalışan adam terfi bekliyor. Sürekli terfi, terfi bir türlü gelmiyor. Bir gün patronu çağırıyor, diyor ki işveren, falanca diyor, seni diyor terfi ettireceğim diyor. Aa efendim, ama diyor, biliyorsun diyor, seni diyor bir aile yapını görmek istiyoruz. Arkadaşlar, başarıda aile çok önemli. Seni diyor bir aile yapını göstereceğiz, şey, görmek istiyoruz. Ondan sonra diyor, biz eşimle beraber size geleceğiz. Bir görmek istiyoruz aile ortamınızı, diyor, merak ettik diyor. Ondan sonra terfini yaparız. Tabii ki bu büyük şirkette çalışanlar bunu çok iyi bilirler. Aile içerisindeki iletişim şekli aslında şirkete yansır. Aile içerisinde mutlu olmayan iş yerinde mutlu olamaz. Aile içerisindeki iletişim bozuk olan iş yerinde iletişim bozuktur. Unutmayın bunu. Tabii ki olur efendim diyor. Diyor ki falanca tarih 2-3 hafta sonra şu tarihte size geleceğiz diyor. Olur efendim diyor. Terfi bekleyen kişi hanımına geliyor, diyor ki hanım diyor, müjde diyor, ne oldu bey diyor, terfi edeceğim ama diyor patron bize gelecek diyor. 2 hafta sonra gelecek, bir pazar günü diyor, kahvaltı yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Aman diyor, dikkat et diyor, çok iyi davran, bu benim için hayat meselesi, bizim için hayat memat meselesi, mutlaka diyor bu işe girmemiz lazım, yapmamız lazım. Geliyor gidiyor hanıma diyor, ama diyor hanım diyor, bizim patronun bir huyu var diyor, patron diyor biraz burnu büyük diyor. Ve dolayısıyla diyor küçük yaştan bir travması mı var bilmiyorum diyor. Burnuyla ilgili espri yapıldığında, burnuna bakıldığında, burun ilgili bir kelime kullanıldığında çıldırır mı diyor. Şu ana kadar şirketteki en büyük kavgası,
En büyük sorunu burnuyla alakalı yapılan espriler, burunla ilgili söylenen sözler. Aman diyor, ne olur diyor, patronun burnuna bakma. Burunla ilgili hiçbir şey yapma. Burnun kaşınsa bile burnunu kaşıma diyor. Tabi birinci gün diyor, hanım onu yapma, hanım bunu yapma, hanım bunu yapma. Sürekli söylüyor. Tabi hanımın zihninde sürekli şu var. Hata yapmayacağım. Eşimin önemli bir iş görüşmesi, bir terfi ataması var. Bizim hayatımızda yeni bir dönüm noktası olacak. Belki hayatımız kurtulacak. Aman eşim burnuna bakmayacağım. Burunla ilgili kelime kullanmayacağım. Tabi pazar günü geliyor, sabah kalkıyor. Hanım kalkıyor. Aman ne olur diyor. Ne olur burnu hakkında hiçbir şey söyleme diyor. Ne olur söyleme diyor ya. Tamam diyor, bey söylemem, söz diyor. Adam geliyor tabi, oturuyorlar, kahvaltılarını yapıyorlar, yemeklerini yapıyorlar. Harika, muhabbet bilmem ne bitiyor. Artık diyor ki hadi ya diyor, verandaya çıkalım diyor. Orada diyor bir kahvemizi içelim diyor. Evin hanımı gidiyor içeriye arkadaşlar. Gidiyor kahveleri yapıyor, kahveyi alıyor, geliyor. Tabi patron işine var ya, diyor ki aman diyor artık oh kurtuldum diyor. Hiç diyor burun hakkında bir şey söylemedim diyor. Muhteşem bir şey falan, mutlu. Tabi kahveyi alıyor. Patrona uzanıyor. Efendim burnunuza kahve alır mıydınız? Son anda bütün film kopuyor. Tabi adam bir anda denge gidiyor. İşte biz de böyleyiz arkadaşlar. Aman kaygılanma, aman onu yapma, aman streslenme derken hani tabiri caizse aklına karpuz kabuğu düşürüyoruz. Gerek yok ki buna. Doğal olmak her zaman önemlidir arkadaşlar. Biz burada kahveyi burnumuza değil, zaten kahvenin o keyfini yaşamaya bakacağız. O sınavın insana verdiği, o test çözmenin insana verdiği keyif var. Onu yaşayın. Ben o sınava gireceğim, o soruları bisküvi yer gibi çıtır 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 çözeceğim deyin. Çok daha kolay olacak. Deneme sınavlarında bunu deneyin diyorum arkadaşlara. Diyorum ki ya, deneme sınavına girdiniz. Böyle atıştırmalıklar geldi. Kahveniz, çayınız, meyve suyunuz, ne istiyorsun? Önünde. Sınava girince zaten elinde bir bardak su olacak. Her bir, bak her bir soruyu böyle bir atıştırmalık, böyle bisküvi çıtır çıtır yiyeceğim. Üstüne de bir de su içeceğim. Ya da kahve içiyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Ya da meyve suyu, her neyse. Ya da çay. Arkadaşlar, anne babaların yaşamış olduğu sınavla ilgili yüksek kaygı çocuğa yansır. Neden? Çünkü anne ile babanın çocuklarıyla iletişimde bir telepatik iletişim vardır. Direkt olarak çocukların hayatına etki edebilir. Yine anne babaların kullandığı örtük, üstü kapalı, gizli mesajlar vardır arkadaşlar. Bu mesajları öğrenci çok çabuk algılar. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla mantığıyla giden yaklaşımlarda yine çocuklarda olumsuz etki oluşturur arkadaşlar. Çocuğunuzu çalışmaya teşvik edin ama kıyaslamayın. Baskı yapmayın. Sürekli dıştan kontrol etmeye kalkmayın. Bugün kaçta yattı? Kalktı. Kaç soru çözdü? Onu mu yaptı? Bunu mu yaptı? Kızım kaç soru çözdün? Söylüyorsa inanın. Oğlum kaç soru çözdün? Bunu konuşun. Ha bazı öğrenciler var. Diyor ki hocam diyor, anne babam diyor benim üzerime ne kadar çok gelirse, benimle diyor ne kadar çok ilgilenirse o kadar mutlu oluyorum. Bazı öğrenciler var. Mutsuz oluyor, rahatsız oluyor. Ben de diyorum ki, bakın çocuğunuz hangisiyle daha iyi motive oluyor? Fazla ilgilenince mi? Hiç ilgi, yani şöyle az ilgilenince mi? İlgilenmeyin demiyorum. Mutlaka ilgileneceksiniz arkadaşlar. Çocuğu çalışmaya teşvik edeceğiz ama baskı yapmamak koşuluyla arkadaşlar. Bir de olumsuz yönler değil, olumlu yönlerini üzerinde durun. Eleştirirken, yani hep olumsuz söylemeyin. Öğrencilerden çok diyorum. Hocam diyor ya, benim hiç mi iyi bir tarafım yok? Hep mi kötüyüm? Hep mi berbatım? Hep bir çocuğun iyi tarafını söyle. Hocam diyor hiç mi iyi tarafı yok ki diyor. Hadi ya diyorum ben. Küçükken nasıl seviyordun? O ipek saçlım diye severdim. Haşim bakışlım diye severdim. Şahanım diye severdim. Pamuğum diye severdim. Başka diyorum. Ya onları kullan ne olur. Çocuğun hiçbir şey yoksa saçını güzel tarıyor onu düşün. Hiçbir şey yoksa ayakkabısını düzenli kullanıyor onu düşün. Olumlu bir yönünü söyle. Olumlu yönden teşvik et. Olumsuzla teşvik edilmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Soruna değil, sorunu oluşturan asıl etkileşim bağına dikkat edin. Sorunu ne oluşturuyor? Ona dikkat edin arkadaşlar. Ve çocuğunuzun öyle ya da böyle bir çabası vardır. O çabayı teşvik edin. Bu şuna benziyor. Bir gün
aile içi iletişim eğitimdeyiz. Bir örnek verdim. Dedim ki aynısını evde kullanın. Ben yaptım, keyifliydi. Aynısını bir veli anlattı. Hocam eve gittim dedi. Patlıcan yapılmış. Patlıcan yapıldıktan sonra ondan sonra servis yapıldı. Biraz bekleyin arkadaşlar. Beraber başlayalım. Çocuklar hemen başlayacak dedi. Birer kaşık alın dedim dedi. Bir hanım şaşırdı. Ne oluyor falan dedi. Lezzeti nasıl? Çok güzel. Patlıcanı da seviyoruz biz. Gittim dedi. Buzdolabında bir tane patlıcan var. Çıkarttım. Fazla almıştım diyor. Patlıcanı böldüm. Oğlum şu patlıcanı bir ısır dedim diyor. Bir tarafını ben ısırdım. Bir tabii bir suratımı ekşittim diyor. Çocuk olur mu babaya çiğ patlıcan yenir mi? Oğlum bir yer misin bunu? Çocuk diyor aldı ısırdı. Baba ya çok acı dedi diyor. Çok güzel. Tam hedeflediğim gibi oldu hocam diyor. Hanım şaşkın şaşkın bakıyor. Hanıma döndüm dedim ki hanım Allah razı olsun ya. Allah'ın vermiş olduğu şu acı patlıcanı o kadar güzel bir yemek haline getirdin ki. En sevilen, en lezzetli yemek haline getirdin. Rabbim de sana cennette böyle güzel güzel yemekler versin. Allah razı olsun. Seni doğuran anana teşekkür ederim. Babana teşekkür ederim. İyi ki böyle varsın diye. Bir diyor hocam ama yağ yaktım diyor. Yağ yakma değil, iltifat diyorum ben. Ha işte ondan yaptım hocam dedi. Hanım hocam diyor, ertesi gün gittim diyor, bir sofra hazırlamış diyor. Hayatım öyle sofra görmedim. Ne oldu şimdi? Bir iltifat. Orada yapılan bir gösteri demo. Bir anda iletişim şeklini değiştirdi mi? Çocuğun almış olduğu küçük bir notu ömrüne çıkartın. Bir hareketini, bir tavrını. Yoksa öbür türlü daha büyük zorluklar olabiliyoruz arkadaşlar. Çocuğunuzun sınava yönelik çabasını takdir edin. Onları gerektiğinde ödüllendirin. Onlara sen çok zekisin, aslansın, kaplansın demek yerine ne kadar çok çalıştığını görüyorum. Seni takdir ediyorum. Gerçekten emek veriyorsun. Bunu kullanın yeter. O emek veriyorsun dedikten sonra inanıyorum ki daha çok çalışınca daha çok başarılı olacaksın. Ya söyleme bunu. Söylersen olmaz. Tuzun azı karar, çoğu zarar. Lezzete lezzet katar, fazlasını katarsan yenmez. Tuzsuz olursa yine yenmez. Tuz dengeli. Çayda şeker atıyorsan az atarsan acı olur. Çok atarsan damak zevkine göre tatlı olur. Yine yenmez. Her şey öyle öyledir arkadaşlar. Denge her şeyin başıdır diyoruz arkadaşlar. Tabii çocuklarda bir öğrenilmiş çaresizlik sendromu vardır. Ben yapamam, ben başaramam, ben yapamayacağım. Efendim yani bunu geçirirse çocuk çok daha büyük sıkıntılar doğurur. Ben sınava gireceğim göreceksin baba yapamayacağım. Tam tersi ben çalışırsam az da olsa çalışsam bir şekilde başarıyı yakalarım. Düzenli, sistemli, disiplinli çalışırsam daha büyük başarı yakalarım. Yani çalışmadan başarılı olmadığı inancını pekiştirmek gerekiyor arkadaşlar. Tabii çocuğun sizden istediği yardım ve desteği gücünüz nispetinde vereceksiniz. Ama öyle bir şey ki bir dönem sonra yardım konusunda sizi aşan bir nokta varsa da bir profesyonelden destek almaktan da çekinmiyorsunuz arkadaşlar. Tabii çocuğunuzu tanımaya onun yetersizlik duygularını, neden etkilendiğini öğrenmekte fayda var. Tabi bu safhada, yani ben bunun çok detaylarına girmek istemiyorum. Sadece iletişimde samimi olun arkadaşlar. Kıyaslamayın, özellikle kardeşleriyle, başkasıyla kıyaslamayın. Ya bir de o çocuğun kapasitesinin üzerine zorlamayın. Bir de kendi beklentilerinizle o çocuğun üzerine baskı yapmayın. Çünkü genelde anne babaların beklentileri yüksektir. O beklentiler yüksek olduğu için de farkında olmadan çocukta bir baskı oluşturur bu. O çocuğu baskılar, düşüncesini, stresini baskıladığı için de arkadaşlar o stres ve negatif düşünceler daha çok artar. Bir yerde patlar. O da çocuğun başarısını doğrudan etki eder arkadaşlar. Tabii çocuğun kaygıları olacaktır. Normaldir. Kaygılarını paylaşsın sizinle dinliyor. Ne oğlum bundan korkacak? Erkek adam korkar mı? Sen benim kızımsın. Hiç sen korkmazsın. Ucuz kahramanlıklara gerek yok. İnsan dediğin korkar. Korkusuz diye bir kavram yoktur. Aptallar cesur derler. Onun için arkadaşlar insan olan korkar.
kızım, oğlum kabul ediyorum, kaygını kabul ediyorum ve onu dinleyin, onunla empati kurun arkadaşlar. Yine dengeli beslenmesine, düzenli uyumasına, spor aktivitelerine ve eğlenme ihtiyacına dikkat edeceğiz. Tabii sağ ve beyin aktiviteleri beyni güçlendirir. Burada değerli öğrenciler şunu unutmayın, ailelerimiz, öğretmenlerimiz, ebeveynlerimiz kendilerince bizler için en iyisini yaptılar. Büyük mücadele verdiler. Onlara kızmayın. Onlara iyi ki varsınız deyin. Eğer annemiz, babamız, öğretmenlerimiz olmasaydı bu imkanlarımız olmazdı. Kızmayın. Onlar da kendilerince en iyi olmanızı istiyor. Onlara öfkelenmek yerine anneciğim, babacığım, öğretmenim senin kaygını orada her onları hani öğrencilere diyorum ya diyelim anne babayı olgun görmüyorsanız o olgunluğu sen göster. Çabanı takdir ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Deyin. Birazcık tebessümle, biraz daha hoşgörüyle, biraz daha ılımlı yaklaşarak, yapıcı yaklaşarak gidin. Öfke patlamasına girmek size de zarar verir. Anne babaya da zarar verir. Anne babalar sizin öfkeyle hareket etmeniz yine iletişime zarar verir arkadaşlar. Bu hayat bizim ve öğrenciler sorumluluklarınızı üstlenin. Zaten bizler sorumluluklarımızı yeterince yerine getirirsek inanır mısınız anne babalarınızdan yeterince takdir alırsınız. Onlar sizi destekleyecektir. Burada tabii ben uzun uzun işte sınav stratejileri konusuna girmeyeceğim. Geçen hafta sınavlarda neler yapacağız o stratejilere değindik. Ama bundan sonraki süreçte yine dikkat etmemiz gereken noktalar var. Çok uzatmayacağım. Bugün zaten lise giriş sınavına arkadaşlarımız girdi. Haftaya üniversite sınavı var. Burada sadece şunu söyleyeceğim. Şu ana kadar test çözme becerileriniz, test çözme alışkanlıklarınız neyse onları kullanın diyorum arkadaşlar. Dereyi geçerken at değiştirilmez. Savaşa gideceksin diyor eski savaşçılara söylenirmiş. Alışık olduğun bir kılıç şekli varsa, çünkü farklı kılıçlar, farklı boyları var, farklı işte efendim çelik yapıları var. Alışkın olduğun bir kılıç var ise o kılıcını değiştirme derler. Çok daha büyük kılıçmış, çok daha keskin kılıçmış. Bir kere yapı itibariyle, ağırlık itibariyle, işte malzeme itibariyle farklıysa ve sen o alışkın değilsen asla değiştirmeyeceksin. Bir ata bindin gidiyorsun. Deniz geçeceksin, nehir geçeceksin. Huyunu bilmediğin bir ata binme. Huyunu bildiğin bir atla onu geç. Özetle şu ana kadar kullandığınız bilgiler, sınav stratejileri neyse onu kullanın. Ve şunu söylüyorum, sınavda bilgileriniz uçmaz. Hiçbir yere gitmez. Çünkü insan beyni almış olduğu bütün bilgileri aktif olarak hatırlar. Ve sınavda soru çözerken taktik değiştirmeyin. Hangi taktik ve teknikleri kullanıyorsanız onu kullanın. Ve soruları soru mantığının içerisinde çözün. Kendi mantığınıza göre değil. Çünkü her sorunun kendine has bir mantığı vardır. Her sorunun. Zaten siz iyi bir okuyucu iseniz yeni nesil soruları otomatikman yanıtladığınızı göreceksiniz. Ki bahsettik her matematik sorusu matematik sorusu değildir. Her tarih sorusu tarih sorusu değildir. Bazı matematik, fizik, kimya soruları Türkçe sorusudur arkadaşlar. Yorumlama sorusudur. Önce soru kökünü okumadan zaten buna geçmiyoruz. Ve sizden ne isteniyorsa ne bir eksik ne bir fazla asla ve asla düşünmeyin. Sadece soruda istenene bakın arkadaşlar. Ve sınavlarda seviyenizin altında, seviyeniz uygun, seviyenizin üstünde soruların gelecektir. Burada bize düşen görev o soruyu kendi mantığı içerisinde çözeceksiniz. Ben yapamam, ben edemem, ben başaramam, olmaz ki zaten gibi yaklaşımlara girmeyin. Bu bizim engeller. Yapamam. Zaten bu soru zor. Bu soru zaten yok canım. Şeklindeki cümleler öğrenmeyi engeller. Onun için arkadaşlar sorulara ön yargılı yaklaşmayın. Çalışma stratejilerini şu ana kadar hangisini kullandıysanız ona dikkat edin. Ve okuma hatalarına dikkat edin. Gerektiğinde ki ben bütün satırların altını çizmeyi asla tavsiye etmiyorum. Anahtar kelime, anahtar cümleyi çizebilirsiniz. Ya da işaretleyebilirsiniz. Sorularda
altı çizili yerleri, koyu renk yerlere dikkat etmenizde her zaman fayda var. Cevabı konusunda emin değilseniz cevaplamak mecburiyetinde değilsiniz. İki şık arasında kaldıysanız ikinci, üçüncü turda cevaplayın, hemen cevaplamayın. Ve arkadaşlar bazen cevap şıklarından giderek de soruyu çözebilirsiniz. Cevabı bilmediğiniz konulara tekrar diyorum, gelişi güzel cevaplamayın. Asla cevaplamayın. Test çözerken de doğru cevabı bulmak kadar bazen doğru olmayan cevabı bularak da çözüme doğru gidebilirsiniz tersten. Çoktan seçmelilerde bu son derece önemli bir test çözme mantığıdır arkadaşlar. Bir cevabı işaretlediniz değil mi? Ne olur? Çok makul, mantıklı, gerçekçi bir cevabınız yoksa şıkları, yani işaret ettikten sonra değiştirmeyin. Mantıklı bir gerekçeniz varsa o zaman değiştirebilirsiniz. Burada arkadaşlar tabii ki soru içerisinde geçen ipuçları var. İşte altı çizili yerler, koyu renk yazılmış yerler, farklı puntoyla yazılmış yerler ya da tırnak içerisinde yapılmış yerlere dikkat edin. Bir daha söylüyorum, koyu puntoyla yazılmışlar, altı çizilmişler, tırnak içerisinde yazılmışlar, farklı karakterle yazılmış yerler son derece önemlidir. Bunlar bizim işte dikkat edeceğimiz noktalar. Arkadaşlar, zaman çabuk geçiyor, yine bir ara vereceğiz. Aradan sonra direkt olarak sınavda kullanacağımız gevşeme ve rahatlama tekniklerini paylaşacağız. Efendim şimdi Öğrenmek Hayattır'a kısa bir ara veriyoruz.